Merhaba arkadaşlar, Photoshop Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine yepyeni bir videoyla, fotoğraf efektiyle beraberiz. Neden sıklıkla video atmadığımı daha önceki videolarımda belirtmiştim. Şu anda evlerimizde oturduğumuz bir süreci yaşadığımız için ben de yeni bir video atmak istedim. Bugün arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz manipülasyon çalışmasının nasıl yapıldığını göreceğiz. Dersimize geçmeden önce her zaman olduğu gibi lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Fotoğrafçılık yapıyorum. Fotoğrafçılık adına güzel fotoğraflar paylaşıyorum. Umarım takip edersiniz. Şimdi isterseniz dersimize başlayalım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi boş ekrandayım ve boş ekrana çift tık yaparak kullanacağım ilk görseli açıyorum. Kullanacağım görselleri açıklamalar kısmında link bırakacağım, oradan indirebilirsiniz. İlk resmimiz at resmi arkadaşlar. Şimdi diğer fotoğrafımı açayım. File'den open yaptım ve kartal resmimi açıyorum. Şimdi at resmime tekrar geliyorum. Ve şu kısmı pen tool aracını alıyorum. P harfinden kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Şöyle şu kısmı, kafa kısmını şöyle seçiyorum. Şöyle seçtim. Ve Ctrl Enter'a basıyorum. Seçili hale getiriyorum. Ve Edit kısmından Fill yapıyorum. Şuradan şu kısmı seçiyorum. Content kısmını. Ve OK diyorum. Kafa kısmını arka kısımla birleştirmiş gibi bir efekt yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Kafa kısmı yok oluyor. Ctrl D yaparak seçili alandan çıkıyorum. Şimdi kartal resmime geliyorum. Ve kartal resmimin kafa kısmını şöyle şu şekilde seçiyorum. Şöyle kaba taslak seçimimi yaptım. Burada da Ctrl Enter'a bastım ve seçim aracını alarak şöyle bunu diğer resmin olduğu yere taşıyorum. Şimdi Ctrl T yardımıyla Ctrl ve T harfine beraber basacağım. Şöyle ufaltıyorum bunu. Ardından sağ klik yapıp flip horizontal yaparak ters çeviriyorum. Enter'a bastım. Ctrl T kısmından kurtuldum. Şöyle kafayı tekrar seçiyorum. Ve şöyle yerleştiriyorum. Şöyle geldiğimizde de çeviriyorum biraz. Uydurmak adına. Tekrar biraz daha ufaltıyorum. Şimdi opacity'yi biraz düşeceğim. Tam böyle yerleştirebilmek için. 50 yapıyorum mesela. Şöyle geldim. Biraz daha yerleşimimi düzeltiyorum. Ctrl T yardımıyla şöyle Alt ve Shift tuşuna basarak orantılı bir şekilde ufaltıp büyütebiliyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir daha baktım. Opacity 100 yapıyorum. Ve silgi aracını alıyorum. Silgi aracını E harfinden kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Burada opacity'yi 30. Flow kısmında %100 yapıyorum. Biraz ufaltalım ve silmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle tüylerin olduğu kısmı böyle geçişli ve güzel bir şekilde, yani sanki gerçekten onun kafasıymış gibi silmeye başlıyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Silme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi nasıl bir efekt oluştu. Şu kısmı, şu yeşil olan kısmı, kartalın kafasındaki kısmı şöyle de silebiliriz. Detay biraz içine girmek gerekirse şöyle pen tool aracıyla yavaş yavaş silelim. Şöyle seçiyorum kafasını. Şöyle seçtikten sonra tekrar başa geliyorum. Seçtiğim alanı. Ctrl Enter'e basıyorum. Ve şuradan Select'ten Modify'dan Feather'a geliyorum. Ve ben Feather'ı 1 yaptım. Ve Delete tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi silme işlemimi yaptı. Şuralarda fazlalıklar var. İsterseniz şöyle silebilirsiniz. Ya da boyutla oynayabilirsiniz.
Şöyle küçük oynamalarla. Bu şekilde istediğimiz şeyi yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Buna ek olarak şu yerdeki yeşillikleri biraz daha canlandırmak istiyorum. Yeni bir layer açıyorum. Şöyle şu alana bir renk atacağım. Rengimi de buradan kendim belirliyorum. Güneş ışığı vuruyormuş gibi bir renk, o şey oluşacak orada. Rengimi seçtikten sonra Alt Delete tuşuna basıyorum. Ve oraya seçtiğim rengi atıyorum arkadaşlar. Ardından Filter'a geliyorum. Blur'a geliyorum ve Gaussian Blur'a geliyorum. Burayı ben 300 veriyorum. OK diyorum. Ve buradaki normal kısmı overlay yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi güneş ışığının daha fazla vurmuş gibi bir görüntü oluşturdum. Şöyle isterseniz bir kısmı, şöyle ayaklarından olan kısmı tekrar Select'ten, Modify'den Feather'a gelip mesela 50 yapıp silebilirsiniz. Şekilde efektimiz, yani manipülasyon çalışmamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Instagram adresimden beni takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.